Bu cevizli kurut aslında çok basit bir tarif. Bir tane bir paket baklava yufkamıza ihtiyacımız var. Evet. Onun dışında cevizimiz var 200 gram. Hı-hı. Fındığımız var 200 evet. gram. İçerisine birazcık pekmez koyacağız. Hı-hı. Kıvamını birazcık daha yumuşatmak pekmez için. Pekmez ayarlayacağız. Tereyağı var 100 gram yazdık ama bu çok fazla. Hı-hı. Bunu sadece baklava yufkalarımızı birazcık ıslatmak için, katlamak için kullanacağız. Hı-hı. Yani Hı-hı. bunun bir yaklaşık 20-25 gram yeterli olacak evet, bize. Evet ben eriteyim yağınızı. Teşekkürler. Hı-hı. Pudra şekeri de fırından çıktıktan sonra üzerine birazcık serpeceğiz. Gerekecek bize. Süper. Eritiyorum hemen şefim. Tamamdır, teşekkürler. Şefim Hanım, şimdi hanımlar yola çıkmak istiyor ama etrafta maalesef evet. dediğim gibi eşleri, işte yakın çevresi, işte arkadaşları bir şekilde hani yapamazsın. İşte ne acelen var, 3 tane çocuğum var, bu saatten sonra olmaz. Yaş geldi 30'a ne yapacak? Ben 27 yaşından sonra başladım, çok da güzel oldu. Yani hiçbir zaman geç değil, ben bunu hep söylüyorum. Bir de sizin ağzınızdan kadının dinlemek yaşı istiyorum. Olmaz. Heh. 50 yaşındayım. Torunum torbam var. Allah'a çok şükür. Maşallah evet. diyelim önce. Ama ve lakin yapmak istediğime bedenim ve aklım el verdiği sürece çalışacağım. Hı hı. Hiçbir zaman çalışmaktan ben kendi adıma söylüyorum vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmedim. Aslında öğretmenim. Diplomam da öğretmenlik yazar. Size. Fakat öğretmenlik yapmamaya karar hı hı. verdiğim gün hı hı. ben her ay öğretmen maaşından daha fazla para kazanacağım dedim. Ve bugüne kadar da bunu 35 yıldır başardım. Maşallah size. Allah bugünden sonra da canımıza sağlık verirse devam evet, edeceğiz. Evet. Dolayısıyla bayanların önce bu etraf dediniz ya negatif konuşmalar. Hı-hı. O negatif konuşmalara kulaklarını tıkamalarını istiyorum. Hı-hı. Evlerimizi seviyoruz. Konforlu alanımız. Evet. evet. Güvenli alan Hı-hı. görüyoruz evlerimizi. Eşlerimizi de seviyoruz. Başımızdan Allah eksik etmesin. Aynen öyle. Ama hayat dışarıda. Lütfen kendinizi geliştirmek için bir ev ortamına, bir eşin dizinin dibine kendinizi lütfen kitlemeyin. Kendinizi geliştirin. Her geliştirdiğiniz evinize ve eşinize zaten faydalı olacak. Kesinlikle. Zaten faydalı. Çoluk çocuğunuza siz kendinizi ne kadar geliştirirseniz çoluk çocuğunuz da o kadar faydalı olacak. Tamam. Bunları hiç sevmiyorum ama yapacak evet. bir şey yok mutfaktaki kurtarıcılarımız. Mutfağı severim. Evet. O yüzden sesini de kokusunu da severim. Benim başka gibi. Bir sanat dalı. Değil mi? Değil mi? Evet. Nerelisiniz Şebnem Hanım? Ben Trabzonluyum. Trabzonlusun. Evet. Bununla da hep gurur duyarım. Hiç benzemiyorsunuz ama. Orijinali benim diyelim. Orijinali benim. O güzel. Evet. O güzel. Trabzonlu'nun orijinali benim. Evet. Eşinizden bahsedelim. Birazcık yukarıda. Evet eşim eski milli futbolcu, şimdinin teknik direktörü. Ne milli güzel. Takım teknik direktörü. Her işimde beni çok desteklemiştir. Evet. Bu işimde de yine bunda da destekliyor. Çünkü bundan önce de kafem vardı, restoranım evet. vardı. Hı hı. Her işimde geceyi gündüze katmamı takdir eder. Hı hı. Dolayısıyla ben ne babadan ne eşten bugüne kadar hiçbir girişimimde... İşte. Negatif bir şey duymadım, görmedim. Hep sen yaparsın, sen başarırsın. Hı-hı. Hı-hı. Duydum çocuklarımdan, arkadaşlarımdan. Nasıl? Ben negatif bir yaklaşımın ne olduğunu çok da Hı-hı. bilmem, bilsem de umursamam yani. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Takmamak gerekiyor. Takmamak gerekiyor. Ne yaptık şefim? Orada da bir özetleyelim ekran başında. Fındık, ceviz evet. ve pekmezin hepsini karıştırdık. Hı-hı. Şöyle bir kıvam elde ettik. Bunu sürülebilir çok daha fazla, fındık ezmesi gibi. Evet, çok daha fazla çekmek istemiyorum çünkü ceviz var. Ceviz çok fazla çekersek acır. Dişe yağ çıkar. Evet, o yüzden şu kıvam benim için gayet güzeldir. Şöyle Acuka göstereyim. Acuka kıvamında oldu. Evet. Gayet başarılı bir kıvamı var. Ben çok merak ettim bu tatlıyı. Şimdi burada... Pratik bir şeye benziyor çünkü. Evet şimdi baklava yufkamız var. Bununla hızlı çalışmamız gerekiyor. Çünkü yufka tamam. çok çabuk kuruyor. Ben de yardımcı olurum şefim. Aman elini yakma. Bir şey yanmaz. Şu tarafı yanmış çünkü. Şeflerin eli yanmaz değil mi? Yanmaz. Bizim ellerimiz Şefin yanmaz. Şefin eli maşadır. Gerçekten öyle. Ne yapacağız şimdi? İki katlı. Evet ama önce katları bir ıslamamız gerekecek. Tamam. Bakalım burada kaç katımız var? 3 katımız var. Bir tanesini hemen kurtaralım, ziyan olmasın. Tamam şefim. Bir de burası klimalı olduğu için çok çabuk kuruma yapıyor. Daha hızlı çalışalım. Çok güzel olur. Hı-hı. Şöyle. Yani şöyle fırçayı size veririm. Bir de çok çabuk yırtılır, çok çabuk kırılır. Hassastır yufkalar. Şöyle şefime ben yağlayayım. Maalesef. Şefim de fırçayla yağlasın. Hı. Yeterli mi? Yeterlidir, teşekkürler. Tamam, mutfakla şöyle... aramız iyi. Artık evde de birçok yemek yapabiliyor musun yoksa sadece dışarıda mı? Evde maalesef yemek yapacak zaman olmuyor çoğu zaman çalıştığım ben için. Ben gibi. Aynı ben de eve gidince fırsat bulamıyorum. Bazen hatta eve geç saatte gidip dışarıdan yemek söylediğimiz bile oluyor maalesef. Değil mi? Şöyle birazcık alabilirsem. Melhemi kendimize süremiyor muyuz? Maalesef.
Öyle oluyor dışarıda sadece sürekli. Sadece ara sıra işte özel doğum günleri oluyor. Ve özel misafirlerimiz geldiğinde tabii izin alıyoruz. Kırmamak adına yapıyoruz. Ama genel olarak öyle eve girip maalesef böyle çorba pilav yaptığımız yok. Küçüklükten var mıydı bu heves yoksa böyle sonradan mı çıktı şefim? Ben çalışan bir anne babanın evladıyım. O yüzden anneannemle büyüdüm. Okulumla anneannemle evi çok yakındı. O yüzden ben hep okuldan çıkıp anneanneme giderdim. Anneanneme de mutfağa girerdik. Yani anneannemle beraber başladım ben aslında mutfağa. Onunla hep reçel yapardık. Turşular yapardık. Ay inanmıyorum reçeller. Evet evet. Hani çok güzel Malatya'dan pestiller gelirdi, cevizler gelirdi. Evet. Onu böyle kocaman koridoru açarlardı. Yani küçükten beri ilgim vardı. Ondan sonra da işte böyle bir meslek olduğunu, böyle bölüm olduğunu öğrendim lisedeyken. Ne güzel. Helal olsun. Yani diyoruz ya en ünlü şefler hep erkek nedense. Bunun nedeni nedir? Bir açıklayalım. Nedeni nedir? Mutfak gerçekten çok sert. Sertin yanı sıra bir de çok uzun saatler çalışıyoruz. Güç çok ister. Yoğun tempolu çalışıyoruz. Evet. Yani tabii ki kadınlarımız da çok güçlü. Ama aslında kadın şeflerimiz de var. Sadece daha çok pastanede oluyorlar. Hani bizim alakart dediğimiz yer vardır. Bu gidip işte sizin gelip direkt sipariş verdiğiniz yerler. Oralarda daha çok erkekler var ama son zamanlarda çok fazla mesela benim en son çalıştığım yerdeki stajyerlerimin %80'i kız stajyerde. Öyle mi? Evet. Ne güzel. Hepsi liseden, üniversiteden gelen. Şefim bir kere daha özetleyelim mi? İçinde ne vardı bu karışımda? İçinde ne var? 200 gram fındığımız var. Tamam. 200 gram cevizimiz var. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar da pekmezimiz var. Evet şöyle yapabiliriz. 1 su bardağı ceviz, 1 su bardağı fındık ve pekmez. Evet. Evdeki hanımların şartlarına da uygun. Evet. 1 su bardağı ile ölçü alabilirler. 2 kat yufkamızın 2 kat arasında tereyağı ile güzelce yağladıktan sonra hazırlamış olduğumuz bu karışımı börek sarar gibi uç kısma koyduktan sonra rulo haline getiriyoruz. Çok güzel anlattınız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek efendim? Reklama gideceğim. Ben tabii daha demin rahat rahat konuşuyordum. Şimdi böyle yemek yaparken öyle iki işe aynen yapmak. Öyle oluyor. Evet. Ben de alıştım. Kendimi yemeğe adapte etmişim. Bunu kesecek miyiz? Keseceğiz. Kesip hemen sonra kesmeyi hemen de gösterelim. Atacağız. Sonra çünkü reklam arasına tamamdır. Gideceğiz. Hemen şuradan bıçağımı aldım. Tezgahımız çiziliyor mu? Tahtamı da alayım. Yok. Burada harika. Kesebilirsiniz. Biz çok rahat bir atmosfer sunduk şeflerimize mutfağımıza. Şöyle katlarken taşmasın diye şu kısmına çok fazla koymadım. Şu kısımlara şu şekilde. Şey iki parmak, 1,5 parmak kalınlığında. Evet. Bu şekilde minik. Kesiyoruz. Kestikten sonra. Çok güzel gözüküyor. Bakın şöyle içini gösterelim. Görüntü çok güzel. Gerçekten. Şöyle elimdeki iç kısmını da gösterelim. Şu şekilde koyduktan sonra. Ufak da bir şekil çok verdikten güzel oldu sonra içi kat kat. Katlama kısımları altta kalacak şekilde çünkü fırındayken açılmaması için. Katlama yani sardığımız kısımları alta koyuyoruz. İç kısmı evet. Şu an bol malzemeli. Efendim biz şimdi sarmaya devam ediyoruz. Çok kısa bir aradan sonra Şebnem Hanım'ın muhteşem tasarım ürünleriyle, sohbetiyle, muhabbetiyle, şefimizin harika tarifleriyle ve çok güzel bir salata tarifine devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Geliyoruz efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.